Efendim merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Tarımda gündem özellikle 3 başlık üzerinde çok birikti. Aslında o kadar çok başlık var ama bunların hepsini indirgeyebiliriz. Çünkü dönüp dolaşıp tarımın yapısal sorunlarına vurgu yapıyoruz ve bu yapısal sorunları çözeceğini umulan 3 tane önemli gelişme, daha doğrusu gelişme derken politika seti gündemde. Ben de çok kısa görüşlerini alacağım. Çok kıymetli bir büyüğüm sağ olsun, bu yayında beni kırmadı. Ziraat mühendisi, tarım politikaları uzmanı, aynı zamanda sosyolog ve tarım yazarı Sayın Ergin Kahveci ağabeyim müsaadenizle bizlerle birlikte. Ağabey hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ ol, hitap ettiğin için de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şöyle efendim 15-20 dakikada gündemi güzel bir toparlayalım. Tabii gündemde eylemler var, fiyatlar var. Alım fiyatları var özellikle ve üreticinin sözleşme yapsın yapmasın ciddi bir mağduriyeti söz konusu ve uzun yıllardan beri ilk defa da çiftçi eylemde. Bunların hepsini ayrı bir program başlığı olarak konuşabiliriz ama benim burada vurgulamak istediğim ana nokta, özellikle eylemler zamanında da gündeme gelmişti. Özellikle planlı üretimin ve bir alt başlık olarak sözleşmeli üretimin tüm bu sorunların çözümü olarak lanse edilmesi. Yıllardan beri konuştuğumuz konular, farkındayım, ama ilk defa mevzuatla birlikte bu kadar ete kemiğe de büründü ve bildiğim kadarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda da eğitim bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Hayvancılıkta bu yılın başından itibaren, yani 2024'ün başından itibaren geçildiği söylenmekle birlikte bitkisel üretimde 13 üründe önümüzdeki sezon geçilecek deniyor. Tüm bunlar tabii işin detayları. Ben bir girizgah olsun diye söyledim ama benim sizden asıl öğrenmek istediğim ilk aşamadaki konu, gerçekten Türkiye hem bitkisel üretimde hem de hayvancılıkta mevcut düzende ve yasal mevzuatta planlı üretime geçebilir mi? Hemen bir alt soru. Eğer geçebilir diyorsanız bunun ana hatları neler olmalıdır ve şimdiye kadar yaşadığımız bu sorunların çözümü noktasında kısa vadede bize bir umut veriyor mu? Buyursunlar efendim. Evet, planlı üretime elbette ki geçebilir ama planın adının ne olacağını ve kapsamının ne olacağını iyi koymamız gerekiyor. Aslında 2000'li yılların başında Türkiye'de Taşra'da yavaş yavaş strateji birimleri, ARGE birimleri kurularak envanter çalışmalarının derinleştirilmesi yapılmıştı. Taşra'daki ilk ARGE birimini de ben kurmuştum. Onu da bu araya sıkıştırayım. Aa, çok iyi, çok iyi. Dolayısıyla o zaman hazırlanan illerin master planları veyahut da master plan önündeki il planları, il projelendirme planları diyeyim. Çünkü planın altındadır projeler. Yani siz projeleri üreterek planlama yapabilirsiniz. Evet. O tabloda, şekilde projeler sizi plana götürür. Evet. Dolayısıyla 2004'lü yıllarda başlayan bu illerin master plan çalışmaları 2007'de, 2009'da bunları yenilemedikleri için sonlandı. 2009-2010 yıllarından sonra da ben hep şunu söylemeye başladım. Türkiye'nin üretim planlaması vakti geçti dedim. Üretim planlaması değil artık bizim sorunumuz. Bizim sorunumuz katma değer planlaması olmalı. Çünkü Türkiye 1980'li yıllardan sonra eğer yeni bir neoliberal sistem deniyorsa, burada da Türkiye'nin tarımının da rekabetçi kılınması gerekiyordu. Rekabetçi kılınmadan bu sistemin içerisine girdiğiniz zaman çiftçilerin bugünkü eylemlerinin kaçınılmaz olduğunu biz o günlerden görüyorduk zaten. Ta 15 sene öncesinden bahsediyoruz aslında, 2009 demiştiniz. Tabii. Peki şöyle, çok özür diliyorum. Belki bir iki cümleyle üretim planlamasıyla katma değer planlaması arasında ne fark var efendim? Evet. Üretim planlaması bir yerin, mikro bir bölgenin bir üretim şekliyle ilgili planlamadır. Yani mısırı nasıl üreteceksiniz onun planlamasıdır. Sadece dar bir kapsamdır ve mikro planlamadır. Oysa katma değer planlaması makro planlamadır. Evet. Yani master plan makro planlamadır, üretim planlaması mikro plandır. Türkiye'nin şu anki gündemde sorduğunuz sorunun karşılığı planlamayı planlamadan planı olmayan bir planlama üzerine gittiğimiz için. Yani neyi planlayacağımızı olmuyor. Mı bilmiyoruz üstadım? Neyi planlayacağımızı bilmiyoruz şu anda. Evet. Neyi planlayacağımızı planlamadan şimdi bir mikro plan peşine düşmüş durumdayız. Evet. Şöyle örneklendirelim. Lütfen. Mesela Türkiye'de hayvansal üretim bölgeleri, bitkisel üretim bölgeleri nerelerdir? Nerelerde katma değerli üretim yapacağız? Nerelerde tarım sanayisini yoğunlaştıracağız? Hangi bölgelerde neyi öne çıkaracağız? İhracat kapılarımız neresi olacak? İthalat kapılarımız neresi olacak? Hangi ürünün katma değerini hangi katma değerle nerede üreteceğiz ve hangi arz ve talep miktarını oluşturacağız? Bütün bunları makro plan olarak kurmadan, yani master plan olarak kurmadan sizin şu anda yapacağınız üretim planlaması boşluktadır, havadadır, hiçbir anlamı da yoktur, hiçbir karşılıkta bulmayacaktır zaten. Eyvah. Çok umut bağlamıştık. O yüzden Ergin abi, o yüzden eyvah dedim, kusura bakmayın. Çok umut bağlamıştık. Bu sefer oldu demiştik. Hatta naçizane benim de bu tarz yorumlarım olmuştu. O yüzden böyle 3 tane eyvah dedim o cümlenizden sonra. Şimdi çok basit bu. Neyi, nerede, nasıl, niçin, ne şekilde ve hangi katma değerle üreteceğinizi planlarsanız makro plan yapmış olursunuz. Şimdi biz ne yapacağız? Bir yerde hangi ürünü yetiştireceğiz ve nasıl yetiştireceğiz? Peki o yerin siyasi özellikleri, o yerin talepleri, mesela havaalanlarının yeri bile değişiyor. Fabrikaların yeri değişiyor, yatırımların yeri değişiyor. Bütün bu siyasi gürültünün içerisinde sizin elinizde, tepede bir makro planınız yoksa siz buna nasıl direneceksiniz? Hangi güçle direneceksiniz? Yani siz şu anda Konya'da mısır üretiminin su kısıtına neden olacağını, Konya'da artık sulamalı bir tarım olmayacağını, Çukurova Ovası'nın pamuk için daha uygun olduğunu, mısır için uygun olmadığını, hangi fikre veya hangi dayanağa göre önünüze koyacaksınız ve bu üretim planlamasında mısırı veya silajlık mısırı veya başka bir su tüketen ürünü, domatesi siz bu bölgeden nasıl çıkaracaksınız? Anladım. Çıkarmayacaksanız elinizdeki alternatifiniz nedir? Var mı böyle bir sonucunuz? Yok. Daha önemli bir şey daha söyleyeyim. Siz bu üretim planlaması dahi olsa, siz bu üretim planlamasını, makro planı yapmamış, makro planda çalışmamış, neyi planlayacağını, sonuçlarını kestiremeyen hangi kadrolarla yapacaksınız? Bir kadro problemi var. Bir master plan. En az 1000 kişilik yetkin bir kadro gerektirir. Büyük bir koordinasyondur bu. Evet. Dahasını söyleyeyim. Elinizde nasıl bir envanter var? Yani elinizde envanter olmadan neyin planını yapacaksınız? Envanteriniz yok. Hani çok basit bir şekilde 2001'den beri tarım sayımınız bile yok. İşte siz daha ne kadar hayvanınız var, ne kadar toprağınız var, ne kadar tarım dışı araziniz var, ne kadar ağacınız var. Türkiye'nin ne kadar zeytin ağacı var mesela? Şimdi TÜİK sayacak ya Ergin abi. O zaman bu bir çözüm olmayacak noktasına götürür mü? Çünkü biliyorsunuz TÜİK'le bir anlaşma yapıldı. Tarım sayımını yapacak kısa süre içerisinde. Belki o hani bu planlı üretime bir zemin, bir altlık oluşturur gibi düşünmüştüm ama siz bu kadar eleştiri getirdiğinize göre bunun kısa vadede birbirine örtüşmesini de mümkün görmüyorsunuz diye anladım ben. Şimdi envanter çok değerli elbette ki TÜİK'in saymasıyla da olmaz bu iş. TÜİK sadece sayıyor TÜİK. Okumuyor rakamı. Bir de yani sadece sayıyor. Siz okumanız gerekiyor bu işin uzmanı olarak. Sizin analiz etmeniz gerekiyor. TÜİK saydı, önünüze koydu. Siz bunu okudunuz mu? Okuyup bunu bir makro plan çerçevesine soktunuz mu? Sokmadıysanız siz TÜİK'in sayılarını üretim planlamasında nereye sıkıştıracaksınız? Evet. Nerede kıymetlendireceksiniz? Bu ölçülebilir değerlerin kıymetini nerede taşıyacaksınız? Veya şöyle söyleyeyim. Sizin tarımsal hasılanızın hayvansal ağırlıklı olan kısmı Sivas'ın doğusunda. Siz bugüne kadar Sivas'ın doğusunda kaç tane süt fabrikası yaptınız? 100 ton üzerinde bir süt fabrikanız var mı? Siz Sivas'ın doğusunda yem bitkileri üretim yapıyor musunuz? Siz Sivas'ın doğusunda sulamaya yaptığınız yatırım kadar hayvancılığa yatırım yapıyor musunuz? Madem hayvansal üretim bölgesi burası, niye sulama yatırımlarını yem bitkileri üzerine yapmıyorsunuz? Çayır ve meralarınız boşken siz niye yem bitkileri için sulama yatırımı yapıyorsunuz? Bu da ayrı bir... Bu sorularınızın hepsinin cevabı siz böyle sorduğunuza göre hayır. Anladım. Kardeşim bak, bu cevaplar dedim ya, neyi, nerede, nasıl, ne şekilde, hangi katkıda? Siz bir master planınız yoksa gerisi buza yazılmış rakamlardır, buza yazılmış işlerdir. Siyasetin, bölgesel baskıların, çiftçi davranışlarının etkisinden çıkıp pozitif, objektif bir analiz ve değerlendirme yapamazsınız. Yaparsınız eğer 1000 tane gerçekten iyi yetişmiş, gerçekten planlamayı bilen, projelendirmeden gelen dirençli bürokratlarınız varsa. Var mı? Yok. Yani o kadrolar nerede kaldı? O 2004'teki master planları yapan kadrolar, hiçbiri yok. Çoğusu emekli oldu. Dolayısıyla evet, yani bunlar fotokopi fikirler bir de. Yani Tarım Bakanı'nın bunları bilebilecek bir mesleki altyapısı olduğunu zannetmiyorum. Kendisinin önüne konulan, sağdan soldan bir şekliyle götürülmüş olan, çünkü bakan olmadan önce basında da gördük onu, özellikle Sadrettin'in haberlerinde gördük onu, sağdan soldan proje toplanıyor diye. Muhtemelen bizim projeler de kendisine gitmiştir. Ama bu böyle olmaz. Yani bir proje veya bir politikaya dönmüş olan bir proje bir günde üretilen bir şey değildir. Yılların emeğidir ve yıllardan gelen bir şeydir. Mesela ortak politika metninde, altılı masa metninde tarım organize bölgeleri diye benim 2005'te ürettiğim bir proje var. Sadece bunu söyleyeyim. Tarım organize bölgelerini sadece benim arkadaşlarımdan 3-5 kişiden başka kimse bilmiyor ne oldu. Bilmiyordu. Ama Kemal Bey çıktı. Dedi ki mesela Erzurum hayvancılıkla ilgili tarım organize bölgesi olacak. Çok doğru bir şey söyledi. Doğru anlattı. Çünkü bilgi notu gitmişti bizden. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sonra şöyle bir şey oldu. Çıktı Afyon'da hayvancılık bölgesi olacak dedi. Tarım organize bölgeleri organize tarım bölgelerine döndü. Bakın, organize tarım bölgeleri bambaşka bir şeydir. Tarım organize bölgeleri inanılmaz farklı bir şeydir. Biri makro politikadır, birisi mikro politikadır. Yani o yüzden toparlayayım, katma değeri içinde olmayan, master planı yani makro planı olmayan, planlanmamış bir şeyin üretim planlamasını yapamazsınız. Peki, şöyle bir şey, bütün bu süreç bir entegreydi ya Ergin abi. Önce planlı üretim ve ardından Tarım Bakanlığı'nın yine hazırladığı tip sözleşmelerin piyasada hakim olmasıyla beraber üreticinin de alıcının da mağdur olmayacağı bir sistemin aslında öncüllerini yaşıyoruz ya şimdi. O zaman sizin planlı üretimle ya da üretim planlaması ile ilgili bu söyledikleriniz sözleşmeli üretimin yaygınlaşmasını da hani çok fazla sağlamaz, sağlasa bile bu da pek bir fayda getirmez sonucuna beni götürür mü efendim? Çünkü o onun alt başlığıydı. Şimdi iki yerden gidelim. Birini lütfen söyleyip ikincisini atlarsam bana ikinciyi söyle abi de. Tamam. Notup da alayım. Çünkü bazen dalabilir. Tabii. Şimdi eğer piyasa regülasyon kurumunuz veya kurumlarınız yoksa, evet, yani piyasayı dengeleyecek, düzenleyecek ve denetleyecek. Regülasyon bunlardan herhangi birisi değildir. Üçünün toplamıdır. Birbirinden bağımsız değildir bunlar. Mesela dengeler düzenlerseniz regülasyon olmaz. Dengeler denetlerseniz regülasyon olmaz. Regülasyon üçü beraber olan bir uygulamadır. Regülasyonun amacı çiftçinin ürününün piyasalaşmasıdır, hak ettiği fiyat. Sizin şimdi çiftçinin ürününü piyasalaştırabileceğiniz, hak ettiği değerde, ekonomik hesapları içinde olmak kaydıyla piyasalaştırabileceğiniz bir regülasyon kurumunuz yoksa sözleşmeli tarımınız çiftçiyi ezmekten başka hiçbir işe yaramaz. Şu anda piyasayı düzenlediğini iddia eden kurumların çalışmaları yetersiz sonucunu çıkarabilir miyim ben buradan? Şu an piyasayı düzenleyici kurum yok ki. Var gibi yapıyorlar. Cevabımı söyleyelim. Ama buyurun detay verin lütfen. Söyleyelim. Çaydan örnek vermiştim önceki gün bir gazetenin röportajında. Aha. Şimdi regülasyon nedir? Piyasadaki sizin önce fiyatı hesaplamanızdır o ürünle ilgili. Hesapladığınız fiyatın üzerine çiftçi kârı koymanızdır. Bu da benim Türkiye'ye öğrettiğim bir şeydi. Unutmayın bunu. %20'yi ben öğrettim Türkiye'ye. Ama daha şimdiye kadar bir tek sen sordun galiba. Yanlış hatırlarım. Kimse sormadı niye %20 diye. Evet. Herkes %20'yi aldı gidiyor ama. Ve ben de bunu çok kullanırım bu %20'ye. Bakın en az %20 olmalı diye. İşte kimse sormuyor ama niye %20 diye. %20 diye evet. Esmerden gidiyoruz. Neyse aynen, dağılmayalım. Buyurun. Çiftçi karıyla beraber sizin mesela çay ürününe verdiğiniz fiyatın tarım ekonomisi kurallarına göre hesaplanmış bir fiyat olması gerekiyor. Üzerine de güncel maliyet ayrı bir şey, fiyat ayrı bir şeydir. Bunu da öğretmeye çalışıyorum yıllardır. Evet. Maliyet ayrı bir şey, fiyat ayrı bir şeydir. Maliyetin üstüne çiftçi karını da koyduktan sonra diyelim ki sizin çay fiyatınız 20 lira oldu. Yani 19 da 20 diyelim. Evet. 20 lira oldu. Sizin regülasyon kurumu olarak görevinizi yapmanız için 20 liralık fiyatı %5, %10, %15 maksimum, bilemediğiniz %20. İşte çiftçi karının ne olduğunu şimdi anlayabiliyor musunuz? Evet. Bilemediğiniz %20 altında veya üstünde piyasalaştırmanız. Tamam mı? Yani üstünde piyasalaştırırsanız çiftçi sermaye kazanmış olur. Piyasa size güven duyuyor olur. Ve sürdürülebilirlik sağlanır. Kendi kendine aslında işleyen bir sözleşme de olmuş olur bu bir anlamda. Tabii. Şimdi bunu nasıl sağlarsınız? Yani dün yazdım daha. Ya Türkiye'de üretimle pazar arasındaki ilişkide 2 tane kuram vardır bakın. Yani bunları da anlatıyorum yıllardır. King kuramı arz ve talep dengesini size yansıtır. Yani arz ve talep dengesi üzerinden fiyatın oluşumunun ne olacağını size söyler. Örümcek ağ kuramı yani Cobweb kuramı da bir önceki yılın fiyatının bir sonraki yılın ekilişlerini belirleyeceğini veya üretimi belirleyeceğini söyler. Bir önceki yılın fiyatı eğer düşükse ürününüz az olacaktır. Bir sonraki yıl bir önceki yıl fiyat yüksektir. Bir sonraki yıl ürününüz fazla olacaktır. İşte dengeleme Bunun anlamı burada ortaya çıkıyor. Düzenlemenin anlamı da o %20 aşağıya gidip gelmesidir. Denetlemenin anlamı da ekonomik olarak bunu sağlayabilmektir. Evet. Yoksa asayişle, polisle, memurla falan değildir. Bir sonuç alamayacağını gördük. Evet. Bu sadece birincisiydi değil mi abi? Bu regülasyonla ilgili bölümdü. İkincisini hatırlat demiştiniz. Şimdi bu regülasyon bölümünü tamamlamadık ama şöyle Buyurun. Ki çaydan örnek verecektik yani. Hı. Ya çayda Çaykur diye dünyada tek ürün regüle eden benim bildiğim başka kurum yok. Bak tek ürün regüle eden. Evet. Yani tek grup ürün regüle eden kurumlar vardır. Mesela tahılları ayrı regüle eden vardır. Pamuk yağlı tohumları ayrı regüle eden vardır. Ama tek ürün Türkiye'de Çaykur. Şimdi bakın ürünün %55'ini alıyor Çaykur. Ama ürünün %55'ini alıyor olmasına rağmen ürünün piyasadaki fiyatı Çaykur'un açıkladığı fiyatın %20 altında. Şimdi sizin aslında fiyatınızın arzı %55 siz kıstınız ya şimdi. Fiyatınızın en az açıkladığınız fiyatın %55 üstünde olması lazım. Değilse o zaman siz regülasyon kurumu değilsiniz. Demektir. Şimdi mesela siz 47 tane fabrikanızı serbest bıraksanız her bir fabrika kendi rekabet alanında diğer 150 fabrikayla rekabete girse çayın fiyatı 25 lira olacak. Bir de böyle bir açmazımız. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla aynı şey Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğdayı için geçerli, arpası için geçerli uzatmayalım. Mesela. Sonuç itibariyle üretim pazar ilişkisinde bu iki kuramı gerçekleştirecek kurumsal bir düzenleme kuruluna ihtiyacınız var. Kurumuna. Piyasaları düzenleme. Kurumsal düzenleme kurumunu kurduğunuz zaman ne yapmış olacaksınız biliyor musunuz? Ülkede desteklemelerin bir anlamı olmadığını söyleyeceksiniz benim gibi. Hmm. Neden biliyor musunuz? Fiyat. Çiftçinin ürünü kaça mal ettiği o zaman Maliye Bakanlığı'nı ve tüketicileri, genel ekonomiyi ilgilendirir. Siz çünkü fiyatı vereceksiniz. Hak ettiği fiyatı vereceksiniz. Ve sizin primler üzerinden, desteklemeler üzerinden yaptığınız bütün aktarmalar şu anda 7-8 yıldan beri bütün aktarmalar, yani prim veriliyor ya üstte, evet, bütün aktarmalar aslında çiftçinin üzerinden negatif destekler olarak görünen aktarmalar. Çiftçinin sırtından tüketiciyi desteklemektir aslında. Bu net bir şekilde görülecek diyorsunuz. Tabii eğer ki. Yani siz fiyatı verirseniz ben daha çiftçiyi niye destekleyeyim ki? Çiftçinin parasını tabii veriyorsunuz. Adam zaten %20 para kazanıyor. Parayı kazanırsa %20 bir şeye ihtiyacı kalmayacak adam. Kalmayacak. Şimdi Ergin abi, ikinci madde kaldı. Sürem de bitti. Bir de İkinci madde şu. Buyurun. Siz sözleşmeli tarıma geçebilmeniz için sözleşenler arasındaki hukuku eşitlemeniz lazım. Sözleşenlerin bir tarafı güçlü kurumsal bir yapı, bir tarafı da Ayşe teyze, Mehmet amcaysa burada sözleşmeli tarım olmaz. Sözleşenler arasında hukuk olmaz. Bu birinin biriyle akit bağlaması olur. Karşılıklı sözleşme değildir. Değildir. Anladım. Ergin abi, şimdi birkaç gün önce bu kullanılmayan, 2 yıl üst üste kullanılmayan tarım arazilerinin kiralanma yoluyla üretime kazandırılması ile ilgili bir yasal mevzuat yayınlandı. Konuyla ilgili tartışmaları da takip ettik. Tabii göründüğü kadarıyla hani kim istemez ki atıl tarım alanları da üretime kazandırılsın. Bu kadar gıda güvenliği ve güvenilirliği konuşulurken. Ama bir yandan da söz konusu mevzuat düzenlemesinin duyurusunun altındaki eleştirilere baktığımız zaman da hani bu tarım topraklarının acaba gerçekten hani tarımsal üretimde kalıp kalmayacağı ya da belli bir zaman sonra başka bir amaçla kullanımının önünü açıp açmayacağı noktasında da ciddi endişeler olduğunu da ben gördüm. Sizin bakış açınız çok kısaca nedir efendim bu düzenlemeye? Tarım Bakanlığı önce 1. 2. 3. sınıf tarım arazilerini, 4. sınıf arazilerini de en azından dikili olanlarını korusun. Bu neredeyse 40 milyon parselin 33 milyon sahipli insanın düzenleme gibi bir yola düşmesin. Bunu da başarabileceğini zannetmiyorum. Yapabileceği bir tek şey var. Üretim pazar ilişkisi, biraz önce anlattık. 2, girdilerle arz ve talepin elastikiyetini ayarlayabilmek. 2. aşaması. Bunları yapabilmesi için de yukarıda bir master plan. Yapacağı 2 tane şey var. Geri kalanı hepsi havanda su dövmeyle ilgili. Yani 40 milyon parsel var. Siz bu parselleri takip edeceksiniz. Bu parsellerin sahipleri üretimi yapmayacaklar. Siz gideceksiniz, diyeceksiniz ki sen üretim yapmıyorsan zorla ben bunu Umut Galip'e veriyorum. Bu üretim yapacak diyeceksiniz. Peki Umut Galip ne yapacak? 2 dönüm araziyi. 5 dönüm araziyi ne yapacak? 20 dönüm araziyi ne yapacak? Hani bir görüyorum şimdi bu şirketlerin önünü açar. Açamaz. Çünkü Türkiye'de parseller çok parçalı. Bunun Türkiye'de biliyorsun ben bu konuda çok düşünen bir insanım. Türkiye'de küçük ölçekli işletmeleri, orta ölçekli işletmeleri, orta ölçekli işletmeleri de büyük ölçekli işletmelere dönüştürebilmeniz için bu sırayı takip etmeniz gerekiyor. Aynen. Yoksa başka bir sırayla olmaz bu. Anladım. Bunun yolu da gönüllü toplu tarıma sokmaktır insanları. Yani yasal önlemlerle çiftçiyi bir yeri taşıyamayacağını dünya 200 yıldır test ediyor. Çiftçiyi taşıyabileceğiniz yol ekonomik yollardır. Siz çiftçinin ürünün parasını verin kardeşim, çiftçi eker. Ekemese ektirir. Siz yeter ki çiftçinin para kazanabileceği bir yol bulun. Yol bulun. Onun yolu da söylüyorum. 1 master plan, 2 tarımsal ürünler düzenleme kurulu. Altında çok başka bir 40 tane 50 tane proje daha var da şimdi onları konuşamayız. Hı. Bunun için de 1000 tane adama ihtiyacım. Şimdi bana sorarsan abi bu nasıl olur diye belki 3 yıl içerisinde bu piyasalar belli bir düzene gelir. Ama Türkiye'de tarımın belli bir aşamaya, bir sıçrama noktasına gelmesinde yani benim bile en iyi tahminim 7 yıl. Bilesini Abi, de tırnak içine alıyorum. Bilesini. Anladım. Ama 3 yıl içinde düzenlenir. Şöyle bir şey görüyorum ben medyada. Özellikle tarımcı olmayan bir arkadaş paylaşıyor, vekil. İşte 1 yıl içerisinde tek yıllık ürünler, işte 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde hayvancılık, 5 yıl mı 7 yıl içerisinde de meyvelerde biz piyasayı değerleriz, toparlarız diye çok üzülüyorum. Bu iş yetiştiricilikle alakalı bir şey değil. Değil. Yani birileri bir şeyleri söylemiş. Hazır yani bizim camia biliyorsun aparmayı çok seviyor. Aynen öyle. Bir şeyin karşısına bir şey koymayı da çok seviyor. Evet. Yani Umut Galip bir şey dedi. Ben de onun karşısına bir şey diyeyim. Deme kardeşim ya, Umut Galip'e sor, ne diyorsun kardeşim diye. Soruyorsun değil mi siz bana şimdi? Öyle bir kültürümüz yok. Tanıyor muyum bilgiyi vermekte? Ama sen de referansını al kardeşim. Ya bu yetiştiricilikle ilgili bir düzen değil. Çünkü bizim yetiştirme sorunumuz, üretim verimliliği sorunumuz yok. Dünya ortalamasının üstünde bizim üretim verimliliğimiz. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bizim destekleme miktarımız OECD ülkelerindeki ortalamanın üstünde. O 14 OECD ülkeleri, biz 16'dayız. Negatif destekler, yani çiftçinin sırtından üreticiye yaptığımız destekler OECD ortalamasının 2 katı. Dolayısıyla biz önce buralara bir çare bulacağız. Evet. Yani biz çiftçiyi, kendi camiamızı böyle bir aydınlatacağız. Geri dönersem, sözleşmeli tarımın sözleşenler arasında hukuk kurulmadan bir sonuca varacağını, çiftçiyi ezmekten başka bir işe yaramayacağını görüyoruz. Görüyorsunuz. Peki. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başka soru yoksa. Çok teşekkür ederim. Aklımda 3 temel soru vardı. Hepsini de zaten birbiriyle bütünleşikti. Çok da güzel bir şekilde izah ettiniz. Ben elimde olduğu kadar doğru bilgiyi doğru kaynaktan almaya gayret gösteren bir yayıncıyım. Bu çabama da katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. Çok sağ olun. Bunu böyle yaymamız gerekiyor. Yoksa gerçekten bıktık şeyden, yani sadece desteklemeler üzerinden, sadece efendim yani çiftçileri doğru yönlendiremezsek çiftçileri bu kıvama 20 seneye ancak getirebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyorum Ergin abi. Sayın Ergin Kahveci konuğumuzdu. Sosyolog, ziraat mühendisi, tarım politikaları uzmanı ve yazar. Sağ olsun kırmadı beni. Güzel bir ufuk turu yaptık. Daha doğrusu kendisini dinledik, ufkumuz açıldı. Bir kez daha hem kendisine hem de çok değerli hem izleyenlerimize hem dinleyenlerimize teşekkür ediyorum efendim. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Tamam.